Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls'lar, hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte kaldığımız yerden maceraya devam ediyor olacağız. Bir önceki videonun sonunda Windheim'lı Griggs'in ışınlanması aksiyonunu gerçekleştirmemiştik. Okuduğum kadarıyla, yani daha önce benzer bir şeylere denk gelmiş, o zamanlarda öğrenmiştik ama okuduğum kadarıyla Windheim Griggs'in bazen ışınlanma aksiyonu gerçekleşmiyor. Siz şeye gittiğinizde, Undead Parish bölgesinden Sands Fortress'a gittiğinizde aslında o karakteri orada direkt buluyorsunuz. Ben de bunu hani tekrar bir denedim, tekrar bir deneyimledim. Evet, hakikaten kendisi orada. Hemen bir quit attım. Tekrar continue dediğimizde kendisini öldürüyor olacağız. Dolayısıyla bunun kaydı olsun diye bu şekilde bu videoya başlıyoruz. Nerede olduğumu vesaire birazdan gösteriyor olurum. Önünüzde kendisi burada hala olmuş durumda. Kendisi günün sonunda Master Logan'ın peşinden gitmeye çalışıyor. Bir miktar humanity elde ettik. Kullanmakta olduğu haş büyüsü ve Slumbering Dragoncrest ringi aldık. Haş büyüsünü buradaki cesedin üzerinden, Slumbering Dragoncrest ringi de aslında şuradan elde etmiştik bizler. Arkasından koşturup aşağı düşüp almıştık. Burası iç bölgede topun yuvarlanmakta olduğu yer. Hani dilerseniz buraya gelip alabilirsiniz, dilerseniz görmezden gelebilirsiniz, tamamen size kalmış. Şimdi elimde yeni bir tane silah var ve şunu göstermek istiyorum. Envanterimde neredeyse hiç ruh yok tadında. Hani sadece şu üçü kaldı. Geri kalan her şeyi kullandım. Peki neden? Şimdi baktığın zaman strength statını 13'ten 16'ya çıkardım. Ve elimde kullanmakta olduğum silahı normal seviyesinden artı 5'e çıkardım. Moonlight Greatsword benim tanıtmak istediğim bir silah olduğu için ben bu aksiyonu aldım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bizler hala ve her zaman için ana hasarımızı güvenli bir şekilde oyunu ilerletebilmek ve rahat bir şekilde oyunu tamamlayabilmek adına büyülerimizi kullanarak ilerletiyor olacağız. Daha önce çekmiş olduğum Türkçe oynanış rehberinde hani zaten internette bir sürü büyücü build'i var. O build'lar olduğundan ötürü ve büyücünün kolaylığı bilindiğinden ötürü birçok oyuncu büyücüye ihtiyaç olmaksızın ilerler düşüncesiyle farklı build'larla ilerletmeye çalışıyorum. Yani oyunların en güçlü build'larını değil de aslında bir alternatif build'ını tanıtarak ilerletmeye çalışmıştım. Fakat bu seride gördüğünüz üzere aslında oyunun en güçlü build'ını baz alarak ilerliyorum. Dolayısıyla büyüleri kullanmak sizin için yeterli olacaktır. O yüzden envanterinizdeki ruhları mesela intelliği arttırmaya, attunement arttırmaya harcamanız daha mantıklı olacaktır. Aklınızda bulunsun. Şayet bu silahı kullanmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Peki bu silahın özelliği ne? Ağır saldırısı ilk olarak karşıya doğru bu şekilde bir şey fırlatır. İki elle tutarsanız da şöyle biraz daha güzel olacak. Böyle ilerleyen ve bir noktada patlayan bir şey fırlatıyorsun. Kötü tarafı ne? Bunları kullandıkça bu arkadaşın durability'sini azaltıyorsunuz. Ve bunları ne kadar sık kullanırsanız durability'si o kadar hızlı azalır. Aklınızda bulunsun. Kullanmak istiyorsanız benim gibi kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Eğer ki kullanmak istemiyorsanız görmezden gelebilirsiniz. Onun da bir sakıncası yok. Envanterinizdeki ruhları bu şekilde harcamak zorunda değilsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada dinleniyorum. Ayağa kalkıyorum ve bir aksilik olmazsa bu bölümümüzde aslında Demon Ruins dediğimiz bölgeyi keşfediyor olacağız. Keşfetmeden öncesinde Solaire karakterinin kuvvetini ilerletebilmek için 30 tane Humanity'yi karşımızda bulunan Fair Lady'ye adak olarak sunuyor olacağız. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ve bunu yapmıyor olmanız oyunun sonunu, ne bileyim, karakterinizin güçlenmesini vesaire vesaire etkilemiyor. Sadece ve sadece Solaire'ın hikayesini biraz daha öteye götürmemize imkan tanıyor. Ben de o içeriklere yer verebilmek adına 30 tane Humanity'yi bu arkadaşa teslim ediyor olacağım. İlerleyen, yani bütün oyunun, yani serinin daha doğrusu bütün videoları şu an YouTube'da yayında. Dilerseniz videoları, ilerleyen videoları vesaire izleyip bu o aksiyonun neye yaradığını vesaire gözlemleyebilirsiniz. Envanterinize yeterli Humanity yoksa bunu farmlamakla vesaire uğraşmanıza gerek yok. New Game Plus'ta bu Humanity'leri toplayabiliyor olacaksınız zaten tekrardan. Boş ver kendinizi yormayın. Ki bence New Game Plus'ta oynayın ya da yeni bir tane karakterle de açıp başka bir build deneyin. Yani kanalda Pyromancy için, büyücü için, cleric için, Strength Build'ı için vesaire farklı farklı alternatif build serileri var. Yani nasıl bir build'ınız olması gerektiği değil, yani baştan sona oynanış videoları var. Video açıklamasında da bulunuyor. Onları takip edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Humanity kısmında Use Item deyip tam 30 tanesini kullanıyorum. 29 olsa olurmuş, çok dert değil. Yüzüğü takmadığım için dediklerini anlamıyoruz. Enter Covenant diyorum. Yes diyorum. Bu arkadaşın Covenant'ında olmamız lazım. Ben Covenant'ı değiştirmeye için lütfen Covenant'ınızı değiştirmeyin eğer bu aksiyon alıyorsanız.
Offer Humanity deyip toplamda 30 tane Humanity'yi teslim ediyorum. Karşılığında Pyromancy Chaos Storm'u elde ettik. Painted World of Ariamis bölgesinde aslında bu Pyromancy'nin ne kadar etkili ve ne kadar güçlü bir Pyromancy olduğunu, ne kadar geniş bir alana vurduğunu King Jeremiah'ın bizi invade etmesiyle gösterme imkanımız olmuştu. Pyromancer arkadaşlar bu büyüden faydalanabilirler. Hani oyunun bu noktasına kadar kullanabileceğiniz yerler vardı elbette ki ama hani çok elzem bir durum olduğunu düşünmüyorum. Seed'de belki kullanmak isteyebilirdiniz çok daha fazla hasar vuracağı için. Ama onun dışında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi burada ilerliyoruz. Sağ alt tarafı gördüğünüzde devasa bir magma, bir lav kaplamış durumda. Dolayısıyla oraya gitme imkanımız yok. Oraya gidebilmek için ilk olarak karşıda bulunan bir boss'u kesmemiz gerekiyor. O boss'a doğru gidiyoruz. Boss'u kesmenin bir kolay bir de standart yolu var. Kolay yolu nasıl yapılabileceğini size anlatıyor olacağım. Ama ben standart yolla kesiyor olacağım. Kolay yolla bir, yani yanlış hatırlamıyorsam ya büyücü ya da Paladin rehberinde kolay yolu birebir göstermiştim. Hani oradan dilerseniz izleyebilirsiniz. Hani cheese diye aratırsanız internette de şey çıkar. Taktikleri, yöntemleri çıkar. Kolay yolda günün sonunda karakter buraya doğru zıplıyor. Siz kapıya yakın duruyorsunuz. Buraya zıpladığında eli tam olarak şu sütunun önüne geliyor. Birkaç kez vuruyorsunuz. Yani yumrukla da vursanız, silahla da vursanız fark etmez. Ne kadar hasar vurduğunuzun hiçbir önemi yok. Birkaç kez vuruyorsunuz ve direkt ölüyor. Size saldıramıyor. Sadece orada koluyla kolunu bekleterek ölmeyi bekliyor diyebilirim. Yapmak için de, kolay yolu ilerletmek için de şu an koşmakta olduğum bu yolu koşmanız gerekiyor olacak. Ama nasıl koşacağınızı birazdan tanıtıyor olacağım. Açılış sinematiğinde Witch of Izalith and Her Daughters of Chaos diye bir ifade vardı. Yani Izalith cadısı ve onun Chaos kızları tanımında. O Chaos kızlarının tek erkek kardeşidir bu arkadaş. Bu seti aldığımızda boss fight başlıyor. Kolay yöntem için önce şu hareketi yapmasını bekleyin. Sonrasında önüne geliyorsunuz. Bekliyorsunuz size saldırsın diye elini geriye atıp hop bırakıyor. Koşmaya başlıyorsunuz. Kolay yolu bu. Kolay yola ihtiyaç duymayan bir hasarımız olduğu için. Bu en sıkıntılı saldırıların bir tanesi. Ben yanlış yere yuvarlandım. Nasıl vurmaz ya? Canınız full olduğum ile hiç şey yapamaz. Tek atamaz. Zaten. Hasarımızdan gayet iyi. Ceaseless Discharge dediğimiz boss'u da aradan çıkarmış olduk. Hızlı ilerlemek adına oyunun vermiş olduğu Homebrew bonu kullanarak direkt şeye gidiyorum. Son dinlendiğim bonfire'a gidiyorum. Ben şu prizm sütunları çıkartayım. Dinlendim burada. Ha, hasarınızı daha da arttırmak isterseniz Thin Crystallization Katalisti kullanabilirsiniz. O hepten overkill olur. Şimdi normalde oyunun başında Taurus Demon, Capra Demon şeklinde iki tane boss'la kapışmıştık. Biriyle köprüde, biriyle de böyle bayağı kapalı, dar bir alanda iki tane köpek yanındayken kapışmıştık. Aslında onların geldiği bölge burası. Demon Ruins bölgesi. Karşıda gördüğünüzde bir sürü Taurus Demon bulunuyor. Ters tarafa şu an için gitmeyeceğiz. Orayı bir aksilik olmazsa bu videonun sonlarına doğru keşfediyor olacağız. Şimdi burada önemli olan şey şu. Aslında bu arkadaşlar yenebilecek bir seviyeye gelmiş bulunuyoruz. O arkadaşlar bu bölgeleri bir miktar terk ederek anlamsızca, yani bir hedefleri olmaksızın yukarılara doğru ilerleyerek oraları kendilerine mesken tutmuş arkadaşlar. Oraları kendilerine mesken tutmuş arkadaşlardı. Onları orada öldürmüştük. Şimdi ise aslında biraz daha şey noktasındayız şimdi. Yani bunların kendi mekanlarını basıyoruz gibi düşünebilirsiniz.
Yürürken dikkat edin, şöyle sağ tarafta boşluk olan yerler var. O yüzden hep duvara yakın yürümenizde fayda var. Oh, bir saniye. Bunu niyeyse her oynanış rehberinde unutuyorum. İnsan formuna geçmem lazım. Orada Kirk isimli karakterimiz bizleri invade ediyor olacak çünkü. Bu arada ruhları da harcayabiliriz. Onları tutmamızın bir anlamı yok. Level up diyelim. Attunement'ı arttırabiliriz. Yani bu bir tane daha büyü takmak için. Dilerseniz Intelligence'ı arttırabilirsiniz. Ben Intelligence'ı önce 50'ye çıkarmak niyetindeyim. Attunement'a şu an çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Hani arttırmanız faydalı olacaktır. Biraz daha böyle rahat, daha fazla büyü takarak daha fazla büyü atabilmek için. Ama ben Intelligence'ı arttırıyor olacağım çünkü şeyi gösterebilmek niyetindeyim. White Dragon Breath'i gösterebilmek niyetindeyim. Yine bir önceki videoda almış olduğumuz. Onun için 50 intelliğe ihtiyaç var. İçiniz rahat olsun. Statlar noktasında oyunu bitirdiğimizde elbet bana yaklaşırsınız. Yani yaklaşırsan değil, hatta beni geçme ihtimaliniz bile çok yüksek. Şey olur. Yani dengeleniriz. Biz az önce silahla öldürdük. Bir de Crystal Soul Spear'ı göstermek istiyorum. Kaldır gülüsü. Bum. Yani oyunun başında bizim için boss olan bir düşmanı tek vuruşta öldürebiliyoruz ve bu hasar New Game Plus içinde geçerlidir. Yani New Game Plus'a gittiğinizde de birçok boss'u tek bir vuruşta öldürebiliyor olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Buradan tin 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 gidin. Biraz aşağı gittikten sonra arka taraftan Kirk bizleri işgal ediyor olacak. Bekliyorum Kirk. Biraz fazla geç geldim. Çok kolay. Gelirken atın bir tane kafasına Crystal Soul Spear'ı. Hayır, çok yanlış yere yuvarlandık. Ölsün. Hani bir önceki sefer biraz böyle riskli bir kapışmamız vardı ama burası çok rahat oluyor. Yine öldü. Ben kuşettik kendisini. Hümetimizi geri aldık. Ve kullanmakta oldu. Kılıcı bu sefer elde etme imkanımız oldu. Bir önceki sefer aslında şeyi elde etmiştik. Kalkanını elde etmiştik. Dilerseniz bu düşmanı tek tek öldürerek aşağı inebilirsiniz. Dilerseniz benim yapacağım gibi şuradan dümdüz aşağı düşüp bu arkadaşa kapışabilirsiniz. Bu arkadaşların püskürtmekte oldukları bu sıvının içerisinde durmamanıza fayda var. Şöyle saldırı yapabilirler. Püskürttüğü o sıvı size çarpması durumunda ekipmanınızın kırılmasına sebep oluyor. Aklınıza bulunsun. Buradan Soul ve Proud Knight'ı aldık. Bonfire'ımı yaktım. Dinleniyorum. Level up diyorum. 47'ye çıkardım. Yani şu noktada yaptığımız level up'lar biraz şımarıklık level up'ları. Yani bunlara ihtiyaç duyduğumuz için değil, biraz daha aslında daha fazla hasar alalım, daha fazla canımız olsun, daha fazla büyümüz olsun diye yaptığımız level up'lar diye düşünebilirsiniz. Green Titan Shard'ımı aldım. Şimdi burada farklı tipte demonlarla karşılaşacağım. Mesela bu arkadaşlar var. Yürüyüp alev püskürten taşlar. Önünde duran arkadaş var. Centipede Demon. Devasa bir boss. Aksilik olmazsa bu videoda kendisini aradan çıkartıyor olacağız. Yukarıda Kappa Demon'lar ve şeyler vardı. Taurus Demon'lar vardı. Aynı zamanda böyle duvardan çıkan devasa solucanlar mevcut. Yani çok değişik Demon'lara denk geldiğimiz değişik bir bölgedeydi aslında. Burada benim önerim Homing Crystal Soul mesela basın. Bu arkadaşı direkt öldürsün. Böyle gitmek daha mantıklı olacak bizler için. Sağ taraftan çıkan bu arkadaşla uğraşmanıza gerek yok. Sol taraftan ilerleyin. Sol taraftan sadece hani alev silahı yapmak isteyen arkadaşlar ilerlesinler. Çünkü bol miktarda düşman öldürüyor olacağız. Eğer ki bununla uğraşmak istemiyorsanız sizi gayet iyi anlarım. Bu bölgeyi görmezden gelebilirsiniz. Dar bir bölge olduğu için elimden gelince pasif saldırılara saldırmaya çalışıyorum. Şimdi burada dümdüz koşturun. Yukarıdan çıkan solucanları görmezden gelin. Sadece koşturun. Hiçbir önemi yok onların. Ben geldim buraya. Açtım bunu. Ve bunun içerisinde Large Flame Ember denilen bir item elde ediyorum. Dilerseniz bu arkadaşları öldürebiliriz. Yani şöyle. Saldırıyorlar diye hatırlıyorum. Almıyorum ama senin çok dert değil. Buyur.
bundan buna, bundan buna. Bu arkadaşlar Green Titan'dan şar düşürebilirler bu arada. Eğer farmlamak istiyorsanız. Bu arkadaşlar farmlamak mümkün. Ama hani ihtiyacımız çok yok. Ben direkt Homebrew bombası hani kullanmakta olduğum büyüler yani şu ana kadar kullandığım büyüler yinelensin istiyorum. Bir boss'a doğru gidiyor olacağız ve boss'umuz da mümkünse tabii ki büyülerimizi kullanmak istiyoruz. Böyle çıkan arkadaşlar şu şekilde tekrardan çıkartabiliriz. Gitmekte olduğumuz boss daha önceden aslında Asylum'da iki kez karşılaştığımız bir boss. Ama farklı alternatif bir demon diye ifade edebilirim. Hızlı olması adına şuraya Tin Katalist takıyorum. Kullanabildiğim büyü miktarı azaldı mı? Evet. Ama hasarları çok daha fazla arttı. Normalde yaklaşık 3 veya 4 tane bundan kullanarak bu arkadaşı öldürüyorsunuz. Son 2 tane atarak kendisini aradan çıkartabiliyorum. İşime geldiği için değiştirdim diye ifade edeyim. Daha da arkadaşı görmezden geliyorum. Son yukarı çıkıyorum. Buradan sonra da Bravery'i aldık. Fırtına son 2. Hakikaten son 2. Buyur. Şimdi... Boss'umuz karşı tarafta. Oraya girmeden öncesinde şu sağ tarafa gitmek istiyorum. İlk olarak şuradan dümdüz koşturup yatlı olacağız. Şurada bir ruh item'ımız var. Şuraya yuvarlanın. Yani yürüye gitmeniz izin vermez. Şuraya yuvarlanıp şu tahtanın üzerine düşüyorum. Şimdi aşağıda Sunlight Maggot ismi verilen başka bir tip demon bulunuyor. Bu arkadaşlar aslında kafalarından ışık çıkartıp sizi kendilerine çekerek bir nevi sizi tuzak kuruyor aslında. Böyle ifade edelim. Bir nevi sizi tuzak kuruyorlar. Eğer benim yapmış olduğum gibi 30 tane hümeti verdiyseniz bu kapıya dokunduğunuzda buradaki bu sütunlar açılıyor olacaklar. Bu sütunları açmanın yolu o. Şimdi bu arkadaşların parıl parıl parlayan bir kafaları var vesaire diye ifade ettim. Bunun önemli olduğu nokta var. Bizim parıldayan şeyleri arayan bir karakterimiz vardı. O karakterimiz kendi güneşini arıyordu Solaire. Ve kendisi aslında güneşini bulamıyor. Yani arıyor, yukarılara gidiyor, aşağılara gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Olmuyor. Kendi güneşini bulamıyor. Bulamadığı için biraz depresyona girip günün sonunda bu bölgeye geliyor. Ve bu bölgede bu Sunlight Maggot'lara denk geliyor. Sunlight Maggot'lar Solaire'ın aslında ne yazık ki Solaire'ın aslında tam böyle tuzağa düşmesine imkan tanıyacak karakterler. Buradan göstermek gerekirse Sunlight Maggot şu şekilde ışık saçabilen bir arkadaş. Solaire bunu kendi güneşi zannediyor ve buna sarılmaya çalışıyor, bunu kucağına almaya çalışıyor. Bu arkadaşlar da Sunlight Maggot olarak ölmedikleri için, yani biz öldürerek elde ettik ama ölmedikleri için Solaire'ı şey yapıyorlar. Hallow ediyorlar. Yani onun bir nevi ölümüne ya da onun kontrolünü ele geçiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ve Solaire burada Hallow olmuş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz Solaire öyle ölmesin, o sona gitmesin diye aslında bir alternatif yol takip etmiş olduk. Şimdi bu boss'umuz biraz gıcık. Daha önce karşılaştık belki ama şu saldırıyla başlar genelde biraz gecikmeli yuvarlanmanız gerekiyor diye düşünebilirsiniz. 1400 yakın hasar vuruyorum. Çok tatsız oldu bu. Bu hasar vuracak çünkü. Oradan buraya atlarsa şu an çok tatsız olacak tekrardan. Atlama. Yani bizim Asylum'a gittiğimiz zaman karşılaştığımız boss'un alev almış versiyonu. Hiçbir farkı yok diyebilirim yani. Onun sadece alev almış versiyonu. Kendisine büyü atarak kendisini rahatlıkla öldürebiliyoruz. Taktiğimiz aynı. Her şeyimiz aynı. Yok. Kendisi ölünce Demon's Catalyst ve bir tane Humanity düşürür. Demon's Catalyst bizim kullanacağımız bir şey değil. O yüzden görmezsek gelirsiniz.
burada ilk yapacağım şey düz gidip sağ tarafa aşağı iniyorum. Şu bonfire yakıp dinleniyorum. Level up diyorum ve intelligence art. Devam ediyorum. Oyunda Vagrant ismi verilen çok nadir, yani ben oyunu şimdiye kadar atıyorum 400 saat oynadıysam emin değilim, 400'e yakındır, 350 ne olabilir emin değilim, 400 saat oynadıysam toplamda 2 kez denk geldim ben Vagrant'a, yanlış hatırlamıyorsam şayet. Çok nadir çıkarlar, ilk denk geldi ve burada denk gelmiştim, belki size denk gelirsiniz. Öldürdüğünüzde humanity düşüren değişik yaratıklar. Aldık. Geliyorum. Ve burada bir tane şeyimiz var. Asansörümüz var aslında. Bunu aktive etmek için buraya gelmişim. Homeward Bond'la bir önceki hızlı dönüyor olacağım. Bir dikkat edin. Karşıda Koelag'ın, daha sonra yukarıda Koelag'ın olduğu yer, karşıda Koelag'ın kız kardeşinin olduğu yere gelmiş olduk. Yani bir nevi kısa yoldayız diye düşünebilirsiniz. Bu kısa yol, bu bölgenin bir başka boss'u daha var. Bu videoda değil, bir sonraki videoda dahil edeceğimiz. O boss'unu kesmekte kullanabileceğimiz güzel bir alternatif rota oluyor bizler için. Şimdi, boss'umuza gidiyor olacağız. Boss'u kesmek için iki farklı alternatif yöntem var. Ben aslında ikisinden de bahsedeceğim ama sadece bir tanesini uygulayabiliyor olacağım. Çünkü bizim karakterimiz aleve karşı çok dayanıklı değil. Ve lavlarda koşmasına imkan tanıyacak kadar cana sahip değil. Dolayısıyla biz lavlarda koşmadan biraz daha belki böyle challenging gelebilecek ama vurduğumuz hasar dolayısıyla çok da challenging olmayacak olan bir yöntemle ilerliyor olacağız. Sol tarafta dilerseniz sol yarısı bulunabilirsiniz. Fight sizin için kolaylaştırır. Hani eğer ki biz de ölürsek ben uzatmamak adına sol yarısı bulunuyor olacağım. Yukarıdan ucunu görmüş olduğumuz o Centipede Demon'ı şu an bir boss olarak görüyoruz ve kapışıyor olacağız kendisi. Uzaktan sağ elini kullanarak saldırabilir. Yukarı zıplayıp kuyruğuyla vurabilir. Pençeyle yaptığı saldırı hareketleri var. Hepsi çok hantal hareketler. Hasar alsanız bile jump pot'u basacak imkanınız olacaktır. Bizim taktiğimiz şu, şu an önümüzdeki lavlarda yürüyemediğimiz için aslında sağ elini koparmak istiyoruz. Şu an fırlatmakta olduğu el sağ eli. Yuvarlandım. Hani bunu birkaç kez tekrar edebilir. Çok dert etmeyin. Şey yapsın sadece, elbet gelecektir sizin olduğunuz yere. O yuvarlandım aslında. Okay. Bu işte kuyruğuyla veya eliyle yaptığı saldırı. Sağ elini odağıma alıp bir tane şey yapmaya çalışıyorum. Ne onun adı? Crystal Soul Spear atmaya çalışıyorum. Tutturursam harika olacak. Oo, yuvarlanamadım. Bu en fazla hasar vuran saldırıların bir tanesi. Bizi içerisinde yiyor. Dojeyebildik. Elini gösterir misin dostum bana? Bu hadisi şu an. Yani direkt boss'u öldürebilirim de elini koparma aksiyonunu göstermek istiyorum aslında. Derdim o. Teşekkürler. O oldu. Hiç teşekkürler değil. Çok az. Hop. Oh. Yani dediğim gibi hantal olduğu için bu en gıcık saldırısı. Bir tık delay'li geliyor. Onu ayarlamanız lazım. Antal olduğu için hani kesin şey yapabilecek vaktiniz oluyor. S çevirecek vaktiniz oluyor. Yani şu an normal büyüleri kendisi atmış olsaydı çoktan ölmüştü bu arada. Hani o hiç işten bile değildi.
Şu elini bana getir ne olur gözünü seveyim. Bir kaptan mı yine? Yo. Kuyruğunu değil bu arada. Elini aslında öldürmek istiyorum. Gitti yukarılara. Peki. İzin vermeyeceksin diye anlıyorum şu an. Son bir kez daha şu an denemek niyetindeyim. Ne yazık ki normal öldürdüm. Hani kolunu koparmanızın şeyi önemi yok açıkçası. Yani koparmadan da boss kesmeniz normal. Kolunu kopartırsanız boss öldükten sonra düşen şu Orange Chariot ringi elde ediyorsunuz. Ve kolu aslında iki fazla kopuyor. Yani birincisinde koluna saldırdığınızda nedir adı? O sağ kolunun uç kısmı ayrı bir yaratık olarak yere düşüyor. Daha sonra ona saldırıp öldürdüğünüzde Orange Charm ringi alıyorsunuz. Ve şu an taktım mesela. Gördüğünüzde lavdan hasar almıyorum. Yani alıyorum ama çok da değil. Yani lavda yürüme imkanım var artık. Bu yüzüğü elde edebilmek için kolu önce kesmek bazen mantıklı olabiliyor. En kötü ihtimalle kolu kesip yüzüğü alıp bir sonraki seferde gidip şey yapabilirsiniz. Nedir adı? Lavda da hareket ederek boss kesebilirsiniz. Ve son yeri burada buluyor olacağız. Bir konuşalım bakalım kendisiyle. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Neden diyor, neden bu kadar diyor arayışa rağmen, bu kadar aramış olmama rağmen hala diyor bulamıyorum. Yani halen daha kendi güneşini bulmakta sıkıntılar yaşıyor diye ifade edebiliriz. Şu an bunu bir tur daha level'ını vermek istiyorum. Up diyelim. Intelligence 50 yaptım. Kalkmamam gerekiyor. Ethereum Magic'te arkadaş çıkar. White Dragon Breath bak. White Dragon Breath şu şekilde bir büyüyor. Hani gördüğünüz gibi duvara kadar falan çıkıyor. Yani başladığınız yerden takip edecek şekilde. İlerler ve kristallere çarpan ve kristaller patlarken yanında olan herkese yüksek oranda hasar vurur. Tatlış bir büyü, keyifli bir büyü. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda ben bunu tanıtmak istiyorum. Bir aksilik olmazsa kısmı önemli. Şu arkadaşı çıkartalım. Onun yerine daha çok masamız yarıyor. Harika. Aslında Demon Ruins bölgesinin birçok kısmını tamamladık. Son olarak buradan Warp atıyor olacağız. Ve Daughter of Chaos'a gidiyoruz. Son bir kısmı kaldı. Hani bu bölgeye ilk geldiğimizde lavlı bir bölge vardı keşfedemediğimiz. Orayı aradan çıkarmak istiyoruz ki Demon Ruins bölgesi tamamen çıkmış olsun. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda aslında Lost Izalith bölgesini aradan çıkartıyor olacağız. Bu gitmekte olduğum yerde önemli olan tek bir tane item var aslında. O da Chaos Flame Ember. Chaos silahları yapmakta kullanılan müthiş bir Ember kendisi. Almanıza fayda var. Özellikle New Game Plus'ta böyle değişik şeyler denemek isterseniz almanıza fayda var. Şey burada gerçi tutalım çok dert değil yani sürekli olarak yüzükleri değiştirmek istemiyorum. Ama büyü hasarını göstermek için çok mantıksız olmaz gibime geldi şu an. Büyü hasarını boostlayan yüzük taktım ki yani hasarı tam gösterebileyim. Diğer türlü Ayazon bu çok fazla vurmuyormuş ya. Ben gibi algı oluşmuş. Şimdi burada tavsiyem şu. Yani çok fazla gitmeyin. Bir tane size geliyor olsun. Siz o geleni öldürün tanımda. 800 küsur gördüğünüzde hasar vurdu ve hani bir miktar bir uzağa saldırma imkanımız olduğu için bununla çok böyle işe yarayan güzel tatlı bir büyü oluyor kendisi. O, hani 20 kez de kullanabiliyoruz. O da ayrı bir tatlılığı.
Böyle tek tek gelirlerken sıkıntı yok açıkçası. Tek tek gelmediklerinde derdimiz var diyebilirim. Ve böyle hantal düşmanlarda hani çok daha rahat kullanabildiğimiz bir büyü oluyor kendisi. Bir White Dragon Breath, bir tane normal saldırıyla kendini öldürebiliyoruz. Şimdi burada Crystal Souls 1'e geçiyorum çünkü bu arkadaşların genellikle ikisi aynı anda aggrolanır. O yüzden en az yani bir tanesini hızlı bir şekilde öldürebilmek adına Crystal Souls 1 çok işe yarıyor. Bunu herkes ister diye düşünüyorum. Adam öldü be. Tamam. Tekrardan yüzü hop. Orange Cherry Ring'e geçmek istiyorum. İlk item'ımız şu. Bu bir soul item'ı. Yukarı çıkmak için yuvarlanmanız lazım. İkinci item ise karşıdaki item. Chaos Flame Ember'ı elde etmiş olduk. Yani dediğim gibi Chaos silahı yapmak istiyorsanız bundan faydalanırsınız. Pyromancy Build'a giden arkadaşlar bunu kullanmak isteyebilirler. Yani akıllarında bulunsun. Buradan dinleniyorum. Bir sonraki videoda kalmış olduğumuz yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.